sağlamdır. Notlu paylaşımı bu. ABD teyakkuza geçti. Savaş gemileri yükleniyor. Ortalık toz duman, toz duman. Blinken Erdoğan'ı arayıp İran Dışişleri Bakanı Amir Abdullahyan ile konuşmasını, İsrail'e saldırı hazırladıklarından haberleri olduğunu, bakın hazırlıklardan bahsediyor. Tansiyonu düşürmenin herkes için en doğru yol olacağını söylemesini istedi. Hakan Fidan da İranlı muhataplarıyla görüştü. ABD gerekirse müdahale edecek. Kaynağım sağlamdır demiş Mine Kırıkkara. Saat 1.07, 12 Nisan. Huntington burada çuvallamış. Yani İslami Evet. dirilişin reformla yani modernleşmeyle hadi Marksizmle ulus devleti inkar noktasında. Veya Marksizmle bir analojisini anlarım. Ya protestanlık Martin Luther'lerden sonra Avrupa'da ulus devletleri doğurdu. Yapmayın. Fransa'da laiklik kavramı, işte daha sonra ulus devletler, milliyetçilik kavramı, eşitlik kavramını öncesi, yanlış tam düzelt tarihsel açıdan, reform ve Rönesans hareketleri değil miydi sevgili Hande? Forward TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Hande Usta Mahmut. Tekrar karşınızdayız bir soru yorum programıyla Onur Akbaş hocamla birlikte. Nasılsınız hocam? İyiyim sevgili anneannem. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Hocam dilerseniz hemen girelim sorulara başlayayım ben ilk sorumla. Türkiye gündemindeki özellikle toplumsal yönelimlerdeki değişikliği kasteden bir yazınızda medeniyetler çatışması tezi çökmese de uzun bir süre rafa kaldırılabilir şeklinde bir açıklama yapmışsınız hocam. Bu konudaki fikirlerini bize tespitlerinizi açabilir misiniz? Evet, şimdi şöyle, bu yazı şundan dolayı ortaya çıktı. Yani seçim sonuçlarının tabii elbette bu da sen daha iyi bilirsin alanın olması itibariyle, uzmanlık alanının olması itibariyle, ama tabii meseleyi gözlemleyen bir sosyal bilimci olarak da tabii gazetecilik sıfatıyla da biraz şöyle bir okuma yaptım. Yani seçim sonrasının toplumsal tarafını okudum. Şimdi bu benim aklıma sürekli Türk siyasetinde de, yani daha doğrusu Türk dış politikasında da yine uluslararası zeminde de sürekli gündemi işgal etmiş ve etmeye devam eden ve hatta bazı dış gündemde gerçekleşen yönleri itibariyle acaba mı dedirttiren bir tezi ve o tezin sahibini aklıma getirdi. İzleyiciler bilirler. Samuel Huntington. Medeniyetler çatışması, evet. Ve dünya düzeninin yeniden kurulması. Bu tez çok tartışıldı. Yani işte bir dönem birileri şunu söyledi. Bu tez oluşturuldu. Yani bu iş söylettirildi. Bu çalışma yaptırıldı. Denildi. Tabii bu işin sansasyonel tarafı veya işte nasıl diyeyim, şöyle ifade etmek, hani komple teorisi tarafı meselenin teorisyenlerini ilgilendirir. İster yazdırılsın, ister gidişat gerçekten meselenin uzmanları tarafından bu şekilde okunsun. Bizi ilgilendiren tarafı şu: oraya doğru gidiyor muyuz? Oraya doğru bir gidiş var mı? O gidiş eğer bir proje ise başarılı olacak mı? Olursa Türkiye, Türk toplumu ve Türk milleti bu işin neresinde? Ve Orta Doğu, biraz daha genişletelim, Orta Doğu coğrafyası bu işin neresinde olur? Şimdi öncelikle ben tezde bir takım yapısal hataları söyleyeceğim. Teorik olarak bazı yapısal hatalar var. Onu söyleyeceğim. Yanlış okumuşlar bu işi. Yani Orta Doğu coğrafyasını analiz ederken, yayın evini söylüyorum burada, takip edenler etsin, Panama yayın evi, sayfa 149. Orada bir iddia var. Yanlış bir okuma. Takip edenler buradan onu bulsunlar. Başta da söyleyeyim: İslam'ın yeniden dirilişi kısmı.
Orada bir yanlış okuma var. Masa başı okuma var orada. Onu belirteyim. Ama oraya gelmeden önce bir gündemden gidelim. Şimdi özet olarak medeniyetler çatışması şuydu. Medeniyetler çatışması dediğimiz zaman özellikle daha çok din merkezli, folklor dediğimiz halk kültürü merkezli bir ayrışma, kutuplaşma, hem de birkaç kutup öyle. Yani bir iki kutup değil. Olacak. Bütün medeniyetler veya kültürler, tekrar söylüyorum, merkezde dinler olacak. Kendi içine kapanacak, evrensel duruş, hani küreselleşme demeyelim ama evrensel iletişim bu kapanmalar üzerinden yürüyecek ve daha sonra bu iş artık dinlerin, medeniyetlerin rekabetine dönecek. Böyle bir okuma vardı. Müsaadenizle hocam, ben de birazcık bahsetmek isterim Estağfurullah, buyurun. Huntington'ın medeniyetler çatışması tezinden. Huntington hocam aslında tezinde şundan bahsediyor. Artık günümüzde şekillenen yeni dünya ile birlikte ekonominin ya da ideolojilerin değil de medeniyetler çatışmasının ön plana çıkacağını iddia ediyor. Ve şöyle bir fikri de var. Kategorileştirme yapıyor. Kararsız ülkelerden bahsediyor. Bunların içerisinde Rusya'nın, Avustralya'nın, bu tarz ülkelerin olduğunu ve aslında bu ülkelerin kendilerine ait bir medeniyetleri olduğunu, fakat zamanla bu ülkelerin çeşitli nedenlerden dolayı farklı medeniyetlere yöneldiklerini iddia ediyor Huntington. Evet. Ve bir diğer iddiası da hocam, biliyorsunuz, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra artık yeni şekillenen dünyada, yeni dünyanın içerisinde medeniyetler arasındaki etkileşimin yeni dünyayı şekillendireceğini söyler. Ve bunların içerisinde biliyorsunuz hocam, birkaç tane medeniyetten bahsediyor. Batı medeniyeti, İslam medeniyeti, Hint medeniyeti ve Ortodoks, Latin Amerika gibi birçok medeniyetten bahsediyor. Bunların etkileşimi neticesinde yeni dünyanın şekilleneceğini söylüyor hocam. Şimdi tabii şuna da bakmak lazım. Eğer imkanın varsa veya buradan bakabilirsek biz bakalım. Kitabın İngilizce ismini, yani orijinal dildeki ismine bakmak lazım. Yani. Biz biraz edebiyatçılar kelimeler üzerinden gittiğimiz için ister istemez. Çünkü evet buradaki araç şeyleri söylüyor kesinlikle. Etkileşim ve çatışma çok farklı yerlere gidiyor. Yani etkileşim dediğimiz zaman zaten insanlığın doğal sürecinde olan bir şeydir medeniyetler arası etkileşim. Ha şu deniyorsa şayet mesela ben senin yorumundan şunu anlamam gerekiyorsa burada kastedilen var olan bu etkileşim uzun bir süredir ön plana çıkmış ekonomik etkileşimin önüne geçecek diyorsa bunu anlayabilirim. Hani yani ekonomi merkezli bir ticaret merkezli etkileşimin önüne medeniyetler merkezli bir etkileşim geçecek deniyorsa bunu anlayabilirim. Ancak benim çizdiğim yerlerde, yaptığım okumalarda zaten özellikle gündemle ilgili, şu an gündemle ilgili başlıklar üzerinde yaptığım Tabii, evet okumalarda hocam, daha o bağlamda düşünüyorsunuz. evet o bağlamda düşünüyorum. Tabii biraz da kelimelere takılıyoruz. Bir sosyolog olarak bunun analizi sizde bambaşkadır. Bunu da senden dinlemek isterim. Sözünü de almış olalım o zaman burada. İzleyiciler Tamam huzurunda hocam. sen en azından bir şey olmuş olur. Rahatlıkla seni bağlamış oluruz konuya. Şimdi şöyle. Bugün ve gece itibariyle meydana gelen gelişmeler. Seçim ve genelde meydana gelen gelişmeler. Bir de postmodernizm var. Tabii işin postmodernizm tarafı var ama o detaya girmek istemiyorum. Ben de daha çok işin çatışma kısmından okuttu bana bu meseleyi. Yani mesela o kararsız ülkelerde hatırlamıyorum Türkiye'yi sayıyor mu? Ama Türkiye'yi bence net tarafını seçmiş olarak sayıyor bu tip durumlarda. Ve Türkiye'deki geçtiğimiz 20-25 yıllık süreçte de 20-25 yıllık hakim olan siyasal anlayışı da Huntington bir güzel başarıyla övüyor, yad ediyor. Yani önemli bir çıkışı olarak görüyor mesela İslam'ın dirilişi bağlamında. Evet, Şimdi Türkiye'yi merkezi bir noktaya koyuyor. Evet tabii hocam. merkezi bu noktaya koyuyor. O yüzden gündeme baktığımız zaman buradan okumak istiyoruz ister istemez. Şimdi ne doğuyor? Ortadaki manzara ne?
Öncelikle Türkiye'deki seçimlerin sonuçları itibariyle bakalım. Genel bir yargı, çok iyi hatırlıyorum. Yani basını çok sıkı, satır satır köşe yazılarını çok sıkı takip ettiğim süreçtir. Tarih 2000, yani her dönemde takip ettik ama en yoğun takip ettiğimiz Türkiye'de müthiş kırılmaların olduğu 2008'den 2015'e kadarki süreç. Türkiye çok şey yaşadı bu arada. Bu süreçte genel motto şuydu: artık laik, seküler anlayış, pozitif düşünce, ulus devlet anlayışı bitmiştir. Artık herkes, toplumda, dünya genelinde artan bir dindarlık var. Her dinin dindarı artmakta. Bu İslam'a has bir durum değil. Her dinin dindarı artmakta. Din yeniden toplumun merkezine oturacak, dinler. Bunlar yazarlar arasında söylenen şeylerdi. Özellikle Türkiye'deki neoliberallerin sıklıkla tekrar ettiği, analiz ettiği şeylerdi. Ancak burada anladık ki son seçimdeki mesaj, toplum tamamen buradaki tezin zıttına iki şeyi söyledi. Bir, benim asıl gündemim ekonomidir. İki, kurucu değerler önemli denildi. Yani sürekli kurucu değerler üzerinde atıf yapan ve bence aslında bakıldığı zaman tarihte ilk defa diyebileceğimiz belki de toplumdan tavana bir aydınlanma çizgisi başladı. Benim okumam bu. Yani bu sonuçları okumam bu. X partisi veya Y partisinin birinciliği ve ikinciliği ile ilgili değil bu durum. Genel okuma bu. Yani tepki oyları, ona tepki, buna tepki, işte onun orada birikmesi, bunun burada birikmesi. Bu seçimle de ilgili değil. Önceki seçimle de ilgili. Yani ciddi oranda toplumun tartışılan meselesi neydi? Ekonomi ve kurucu değerler. Bu Türkiye'de mi böyle oldu? Çok enteresandır. Ekim olayı, yani biliyorsun İsrail'deki bu Hamas'ın başlattığı, Hamas'la başlayan, Hamas'ın operasyonuyla başlayan ve devam ede gelen İsrail'deki durumların. Şunu gördük. Toplumsal, yani açıdan baktığımızda, siviller açısından baktığımızda bunlar yansımadı ekranlara veya çok tartışılmadı. Evet, süre gelen bir Filistin-İsrail savaşı, bir tarafta Hamas, bir tarafta Netanyahu ve ordusu. Ama kimse şunu açık bir şekilde, aklı çalışan hiç kimse bunu Müslüman ve Yahudi savaşı diye okumadı. Tanımlamadı. Tanımlayamaz da. Bunu tanımladığımız gün biz medeniyetler çatışmasından bahsedebiliriz. Neden? Çünkü Netanyahu'ya karşı içeride o güvenlikçi politika, o hamaset dolu, o teokrasi dolu söylemlere karşı içeride İsrail halkı aydınlanma istiyoruz dedi. Orada İsrailli bir bakana, ziyarete gelen İsrailli bir bakana, biz aydınlanmayı isterken, biz konforlu bir toplum, modern bir toplum olmayı isterken siz bizi neyin içine soktunuz diyen vatandaşın cümlelerini hala sosyal medyada Reels videolarında görmek mümkündür. Şimdi sadece Türkiye açısından bakmıyorum, İsrail'de de manzara. Öbür tarafta yine bana bir mesaj geldi konuyla alakalı. Şimdi durum bu. Toplumlar açısından durum bu. Yani özet olarak şunu söylemek istedim. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Şunu söylemek istedim: tavanda kurgulanan senaryo tabana yansımıyor. Özet bu. Yansımayacak. Neden? Çünkü kurgulanıyor. Neden? Ben bu yazıyı yazdığım sırada Mine Kırıkkanat, buradan kendisine selam olsun, bir ara yayın konuğumuz da olmuştu, bir tweet paylaştı. Bu tweet henüz ajanslara düşmeden önce Mine Kırıkkanat tarafından paylaşıldı.
Şimdi İran hedefleri vuruldu biliyorsun İsrail tarafından. Hı. Bu vurulmanın ardından İran açıklama yaptı. Karşılıklı açıklamalar oldu. İsrail bunun devamını bekle dedi. Şimdi Kırık Kanat'ın paylaşımı kulis bilgisi şeklinde şunu söyledi özet olarak. Dedi ki Sayın Erdoğan'la görüşme yapılıyor şu anda Birleşik Devletler tarafından ve bu görüşmede Erdoğan'ın İran'ı ikna etmesi isteniyor ve bunun önüne geçilmesi isteniyor. İran'ın yapacağı muhtemel bir saldırıda, İran'ın yapacağı muhtemel bir saldırıda Amerika'nın taraf olacağı belirtiliyor şeklinde. Hatta birebir okuyayım. Yani ekrana da yansıtılabilir ama. Amerika Birleşik Devletleri teyakkuza geçti. Sevgili Kırık Kanat'ın kaynağım sağlamdır notlu paylaşımı bu. ABD teyakkuza geçti. Savaş gemileri yükleniyor. Ortalık toz duman. Blinken Erdoğan'ı arayıp İran Dışişleri Bakanı Amir Abdullahyan ile konuşmasını İsrail'e saldırı hazırladıklarından haberleri olduğunu, bakın hazırlıklardan bahsediyor. Tansiyonu düşürmenin herkes için en doğru yol olacağını söylemesini istedi. Hakan Fidan da İranlı muhataplarıyla görüştü. ABD gerekirse müdahale edecek. Kaynağım sağlamdır demiş Mine Kırıkkara. Saat 1.07, 12 Nisan. Yani bugünün ilk saatleri, gece 1 ve Kırık Kanat'ın paylaşımı bu. Bu bir algı da olabilir. Bu hazırlıklar olmuyor da olabilir. Ama birileri bir şeyleri kurguluyor bu şekilde. Şimdi tabii İran'ın Birleşik Devletler'in hani aradaki ilişki olmadığı için Türkiye'den talebi var. Özet olarak bunların hepsini topladığımızda evet böyle bir şey, böyle bir kurgu var. Temennimiz böyle bir savaş. Buradan çıkacak savaş bir medeniyetler savaşıdır. Türkiye, İsrail işte bir taraftan antisemitizmi körükleme, İslamofobi körükleme, arenaya hep bu tartışmaları getirme ama bunların hiçbirisi şunu söyleyebilirim. Toplumlar nezdinde ulus devlet, modern devlet ve seküler devlet ve yaşam anlayışını toplumların dünyasından silebilmiş değil. Hatta bunu da Amerikalı bir analistin yani analist bu konuda analist yapanların tespitiyle özetleyeyim. Türkiye üzerinden demişlerdi ki Türkiye hep bu şeriat tartışmalarının olduğu süreçte Türkiye Türk halkı modern yaşamı gördü. Bir kere tattı. Kolay kolay vazgeçmez demişlerdi. Amerikalı analistlerin tespitiydi bu. Bu herkes için geçerlidir. Bütün dünya toplumları için geçerlidir. Er veya geç bu rafa kalkacaktır. Temennimiz de rafa kalkmalıdır. Ben öyle bekliyorum. Çünkü bir kere medeniyetler çatışması ister bir öngörü olsun, ister bir proje olsun toplumsal süreçleri yanlış okumuş. Yani istersen o yanlış okumayı anlatabilirim vaktimiz varsa. Tabii tabii hocam. Çok fazla teoriye boğmadan. Neden yanlış okumuş? Şöyle bir analojiye gitmiş. Yanlış bir analojiye gitmiş. İslam'ın dirilişini anlatırken siyasetteki tezahürlerine bakıldığında İslami diriliş diyor. Sayfa 149. Kutsal kitaplar, mükemmel toplum görüşü, asli değişime bağlılık, var olan güçlerin ve ulus devletin reddi ve ılımlı reformist çizgiden şiddetli devrime kadar değişen öğreti çeşidiyle Marksizm'e benziyor. İslami diriliş. Bununla birlikte daha yararlı bir analoji Protestan reformu ile kurulabilir. Alakası yok. Türkiye'deki İslami dirilişle Protestan reformizmin alakası yok. Hadi Marksizmi bir parça anlayabilirim. Bunu da hani İran'daki devrimi referans göstermiş. Yani Şah'ın devrilip Ayetullah'ın gelmesi ama buradaki devrilme taht devrilmesi. Bir devrim olmadı hiçbir zaman.
modern anlamda, modernleşme anlamında bir devrim olmadı. Neyi getirdi? Daha gelenekçi, daha sıkı bir anlayışı getirdi. Diyor ki, öze dönüş. Ve şurada bir ifade var. Diriliş, kutsal kitaplar, mükemmel toplum görüşü, asli değişime bağlılık, var olan güçlerin ve ulus devletin reddi. Ulus devletin reddi tamam ama öze dönüşü ya da kutsal kitaplar bağlamında köke dönüşü kabul etmiyorum. Çünkü bu köke dönüşün, ha böyle bir köke dönüş var mı? Türkiye'de var. Biz bunun adına tırnak içinde söylüyorum, bu tabiri de kabul etmesem bile, Kur'ancılık diyoruz. Yani Kur'an'ı merkeze alan, vahyi merkeze alan ve vahyi bir pergelin, düşünecek olursak, sabit noktası kabul eden bir anlayış var. Bunlardan reformist olarak bahsedilebilir mi? Bahsedebiliriz. Çok küçük bir zümre bu. Kur'an'ı referans alan, mana odaklı giden. Ama bu çok zayıf bir çizgide kalır. Ancak diğer hareketlere baktığımızda, mesela en basitini size söyleyeyim. Türkiye'de siyasal İslam mesela hep şunun üzerine kurgulanmıştır. Biz iktidara gelirsek, çok geçmişe ait bir ifade, yanlış anlaşılmasın, günümüzü konuşmuyorum. Cumhuriyet ilk yıllarında siyasal İslam'ın mottosu şuydu: İktidara geldiğimizde tiyatroları kapatacağız. Biz iktidara geldiğimizde ilk yapacağımız iş tiyatroları kapatacağız. Şimdi yine bir başka kanadı ne diyor işin? Biz diyor iktidara geldiğimizde diyor ehli sünnet olmayan hocalar ilahiyat fakültesinden kovacağız diyor. Aynı anlayış. Başka düşünceye tahammül etmeyen anlayış. İşte kadının yüzünü fulurlayan, kendi anlayışındaki, kendi siyasi anlayışındaki, kendisini temsil edecek milletvekili adayı kadının yüzünü seçim otobüsünde göstermeyen anlayışın neresinde hangi reformu bulacaksınız? Ya ben reform kelimesinin anlamını bilmiyorum. Reformun ne olduğunu bilmiyorum. Hani bilmiyorum, bir sosyolog olarak reformun başka bir tanımı, tarifi var mı sevgili Hande? Yani varsa senden Yok duyalım. hocam. Dolayısıyla Aynı düşünce. yani en basit ve amiyane tabirle ifade edeyim. Huntington burada çuvallamış. Yani İslami dirilişin reformla yani modernleşmeyle hadi Marksizmle ulus devleti inkar noktasında veya Marksizmle bir analojisini anlarım. Ya Protestanlık Martin Luther'lerden sonra Avrupa'da ulus devletleri doğurdu. Yapmayın. Fransa'da laiklik kavramı, işte daha sonra ulus devletler, milliyetçilik kavramı, eşitlik kavramını öncesi, yanlış tam düzelt, tarihsel açıdan reform ve Rönesans hareketleri değil miydi sevgili Hande? Tabii Reform ki. ve Rönesans hareketleri ulus devletleri doğurdu. Burada diyor ki ulus devletleri inkar yönüyle Protestan reform ile bir analojiye gidebilir. Lutercilik, Kalvincilik, Şii ve Sünni kökten dincilik. Böyle bir analojiye gidemezsiniz. Çünkü Şiilikte, Sünnilikte ortodoksluktur. Şiiliğin ve Sünniliğin karşılığı Hristiyanlıkta ortodoksluktur. Protestanlığa oturmaz bu. Katı gelenekçidir iki mezhepte. Ve vahiyden daha çok şeye müracaat ederler. Vahiyden daha çok rivayete, akletmekten daha çok, yani şimdiki tabirle entelektüel faaliyetlerden daha çok nakle itibar eder bunlar. Bunun neresinde var reform? Ve devam edelim. Diğer dinlerdeki köktenciler gibi İslamcılar da ezici bir şekilde modernleşme sürecinin katılımcıları ve ürünleridir. Büyük oranda üç gruptan çıkmış devingen ve moderne odaklı genç insanlardır. Ha bunu ekonomi anlamında, bunu modern yaşamın bir takım maddi imkanlarından faydalanma anlamında söyleniyorsa, bilinen araba markalarından, giyilen kıyafetlerin markaları açısından söyleniyorsa doğrudur. Ancak zihinsel açıdan böyle bir modernleşme, böyle bir modernleşme hiçbir İslamcı harekette olmadı. Kur'an merkezli, modernist,
yaklaşımlar da kendilerini zaten İslamcı olarak tanımlamıyor. Yani özet olarak bunu söyleyeyim. Çok bayağı derine girdik. Umarım insanları sıkıp teoriye boğmamışızdır. Hocam aslında çok güzel gidiyorduk. Çok güzel özetlediniz. Huntington'ın zaten kendisinin de tezi biliyorsunuz hocam. Literatürde çok fazla eleştirilere maruz Evet. kalmıştım. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Herhangi Benim eklemek ekleyeceklerim istediğiniz bir bu kadar. şey? Yani özet olarak şunu söylemek istedim. Evet, böyle bir şey var. Tavanda tepede birileri böyle bir senaryo kurguluyorlar. İster bunun adını hani çok fazla hani böyle severler ya bu tip komplo teorilerini. Hani ben de İlkay Buharlı gibi şöyle diyebilirim. Dünyada küresel dünyada nüfus azaltma politikasının bir ürünü olarak savaşlar kurgulanıyor falan diyerek söze başlamak isterdim ama daha böyle nedenselci gideyim dedim. Daha böyle ayağı yere basan şeyler söyleyeyim. Hangi amaçla olursa olsun ister silah ticaretinin güçlenmesi, dünya genelindeki enflasyonun biraz daha böyle yenilmesi veya işte hareketliliğin ticaretin artması neyin adına olursa olsun çıkarılacak bir kurgulanan dinler arası medeniyetler arası bir çatışma olabilir. Kesin bu böyledir diyemiyorum. Olabilir. Tepede kurgulansa bile artık toplumlar yani dünya toplumları bu İsrail halkı için de geçerli, Filistin halkı için de geçerli. Bir dönem şu anda Taliban yönetimi altında olan çok Afganlıyla bu konuda konuşmuşluğum vardır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yedek subaylığım döneminde de yetiştirdiğim Afganlı öğrenciler, askerler oldu. Onlarla da konuştum. Cumhuriyetin kurulduğu süreçte, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla birlikte Cumhuriyetin inşa olduğu süreçte Afganistan'da inşa ediliyordu. Afganistan'da modernizmi görmüştü. Modernliği görmüştü. Modernizmi demiyorum. Modernleşme sürecine girmişti. Afganistan'a da, İsrail'e de, Türkiye'ye de, Orta Doğu üzerinde söylüyorum. Belki kısmen İran'a da, Suriye toplumunda, yani buradaki toplumların hiçbirisine bu modernleşme sürecini görmüş veya Türkiye gibi bir toplumun, Türk toplumunun modernleşme sürecine şahit olmuş toplumları kolay kolay modernleşme çizgisinden koparamazsınız. Cumhuriyet değerlerinden, yani demokrasi anlayışından, arayışından koparamazsınız. Bunun için bütün dünya toplumlarını bir kıyamet yaratıp, yok edip, yepyeni bir yeni nesil yaratırsanız, Orwell'ın 84'ünde olduğu gibi, ancak öyle şey mümkün olabilir. Bunu demek istedim. Evet hocam, söylediğiniz gibi aslında kurgu çok başka olabilir, tabana yansıması çok farklı olabilir. Tabii. Bu konuda size katılıyorum hocam. Teşekkür ediyorum hocam güzel açıklamalarınız için. İsterseniz burada sonlandıralım. Ben Söylemek teşekkür istediğiniz ediyorum. herhangi son bir şey varsa değerli hocam. Çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu süreçte tabii katkından dolayı da çok teşekkür ediyorum. Dolu Ben dolu bir teşekkür program ederim. oluyor. Daha önce de söyledim. Gerçekten bizim için Forward TV izleyiciler için bu süreçte 5 yıllık süreç içerisinde böyle güzel bir programı yapabilecek değerli bir arkadaşımızın olması bizim için bir kazanım. Ve izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Çok olumlu dönütler alınıyor. Gerek canlı yayınlarda gerekse yorumlarda. Ama içeriklerimizin daha çok ön plana çıkması için ön plana çıkacak da ne olacak deniyorsa her zaman söylüyorum. Aklı, bilimi, doğruyu, gerçeği referans alan içeriklerle. İnsan yapımıdır. Bizim de yanlışımız olur. Ama temel ilkemiz tarafsızlık, akıl, bilim, ilke, düşünce, okuma, yazma. Başka bir şey değil. Bunlara değer verenler için söylüyorum. Değer verdiklerinize ulaştırma adına içeriklerimizi beğensinler, yorum yapsınlar, paylaşsınlar ki sesimiz daha çok yerlere ulaşsın diyorum. Sana da izleyicilere de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Evet değerli Forward TV izleyicileri, programımızı burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Efendim Forward TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Hande Usta Mahmut. Bundan tam 5 yıl önce Forward TV, hayat sizinle anlamlı diyerek yola çıktı. Şimdi sizlerden gelen soruları, eleştirileri video altlarında bir yorum olarak bırakmayacağız. Doğrudan muhatabına Onur Akbaş'a soracağım, o da yanıtlayacak.
Soru ve görüşleriniz anlamlı bir şekilde değerlendirilecek. Unutmadık, hayat sizlerle anlamlı.